Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. 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 Fırıncı odaya alalım. Hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Önce odaya alalım. Hoş geldiniz. Demokratik alanın çok daraldığı şu süreçte, ekonomik alanda ciddi sıkıntıların baş gösterdiği bir süreçte, gerek siyasal, gerek sosyal, gerek politik, gerek ekonomik, aslında bütün alanın daraldığı şu süreçte yeni bir seçime gidiliyor. 31 Mart'ta yerel seçim var. Aslında bu demokratikleşmenin esas özgünlüğü yerelden başlar. Bugün iktidarlaşmış olan, bugün egemen o anlayış ve zihin dünyasının en azından frenlendiği, en azından the end denildiği bir süreç yaşarız diye düşünüyorum. Biz taleplerimizle, programımızla, tarihimizle ve çözüm önerilerimizle varız. Kürt halkı olarak, Aleviler olarak, tüm ezilenler olarak kendi programımızda var olabiliriz, kazanabiliriz, yönetebiliriz, buna muktediriz. Buna yeteneğimiz var, becerimiz var, niteliğimiz var. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerin belki en çarpıcı yanı şu, bizler örgütsüzleştirilmeye çalışıyoruz. Aleviler açısından da bu geçerli, tüm diğer demokrasi güçleri açısından da bu geçerli. Alevi halkımız bütün kazanımları elinden alınmaya, bir tehdit ve şantaj siyasetine mahkum edilmeye çalışılıyor. Devletin Alevisi yaratılmaya çalışılıyor. Biz inanç özgürlüğü dedikçe, biz eşit yurttaşlık dedikçe, cemevleri ibadethane olmalıdır dedikçe, bizim bu taleplerimizi güçlü bir biçimde ifade etmeye çalıştıkça, karşımızdakiler yek vücut halde bırakın bunlara yanıt vermeyi, kendi kazanılmış, fiilen kazandığımız haklarımız dahi elimizden alınmaya çalışılıyor. En son çıkartılan düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlama vesilesiyle Alevi kurumları bir ticarethaneye dönüştürülmeye çalışılıyor. Kürdün olmadığı, Alevinin olmadığı, kadının olmadığı, hiçbir siyasete tabi olmak zorunda değiliz. Pekala, kendi taleplerimizde, kendi irademizde var olabiliriz. Şu an bu kurdukları Alevi Bektaş Daire Başkanlığı, şu an kaymakamlıklar eliyle, valilikler eliyle yoğun bir şekilde oldukları ilçelerde, illerde. Örnek vermek gerekirse bizim Hacı Bektaş'ta Garip Dede Cemevi'nin bir mekanı var, yeri var. Bir yazı göndermişler. Oranın mülkiyeti kime ait olduğuna dair, ki bunu birçok yerde yapıyorlar, muhtemelen şu an burada da başlamışlardır. Mülkiyetlerin belediyelere mi, kamuya mı, yoksa kendilerine ait olduğuna dair bir çalışma yürütüyorlar. Bu şunu getirecek, yarın öbür gün çağıracaklar, kardeşim olduğunuz yer, mekan, efendim şu kuruma veya farklı bir yere bağlı, gelin bize tabi olun gibi bir ibare kullanacaklar, ki bunu yapıyorlar. Şu an Alevi dedelerine maaş bağlıyorlar ama nasıl maaş bağlıyorlar? Özellikle biz Alevi Bektaş Daire Başkanlığı'nı bir düşkün kurum olarak biz hep dillendirdik, söyledik ki öyle de görüyoruz. Bizim nazarımızda böyle bir kurum yok. Ama maalesef bu Alevi dedelerine ve personele maaş bağlamak istediklerini şunu söylüyorlar. Dede de demiyorlar, uzman diyorlar. Neyin uzmanı? İtikadın, inancın, gelenek örnekten içini boşaltabilecek bir asimilasyon hizmetkarı olarak görmek gerekiyor. Türkiye'nin üçüncü yola ihtiyacı var. Cemevlerimiz 2024 yılında halen ibadethane statüsüne kabul görmüyorsa bu ülkeyi yönetenlerin muhalefet, ana muhalefetinden tutun iktidara kadar herkesin ayıbı olarak görmek gerekiyor. Biz çalışmamız lazım. El ele vermemiz lazım. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, Ermenisi, Süryanisi, inananı inanmayla beraber kardeşçe, Yunus Emre der ya, bizim dinimiz sevgidir. Başka dine inanmayız. Bu sözcüklerin bu coğrafyada alan bulması için hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluklar var.